karaman Müslüman müsrif olmamalıdır. Müslüman edepsiz, yalancı, hırsız, yolsuz, zalim, iftiracı, gıybetçi, hasetçi, açgözlü, pis, düzensiz, tembel, bencil de olmamalıdır. Ama bunların hepsi bugünün Müslümanlarında bolca var. İsraf ve savurganlıksa ülkeye ve topluma felaket getirecek boyutlara doğru ilerliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İktisatlı davranan yoksulluğa düşmez buyuruyor. İktisatlı davranmak hem makul, meşru ve dengeli tüketmek hem de gelir ve kazançtan bir miktarını biriktirmekle gerçekleşir. Bu bir miktarını biriktirme işine tasarruf deniyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılan bir araştırmaya göre tasarrufta dünyanın hayli gerisinde bulunuyoruz. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip çinin %50'nin üzerindeki tasarruf oranıyla 5. sırada bulunması tasarruf yapmanın sadece yüksek gelire bağlı olmadığını gösteriyor. Bu bir eğitim meselesi olarak karşımıza çıkıyor. İsrafsa her ne kadar göreceli olsa da en zenginimizden en yoksulumuza kadar kendi durumu içinde ve durumuna göre israfın bulunduğu bir gerçek. En yaygın israf çeşitlerini hatırlayalım. Su israfı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehrin yanında bile olsanız suyu israf etmeyin buyurduğu halde suyu israf ediyoruz. Musluk icat edildi, su israfı kolaylaştı. Yıkanırken, abdest alırken, bir şey yıkarken musluk devamlı açık kalıyor. Kullanılan suyun birkaç misli boşa akıyor. Zirai sulamada mümkün olan yerlerde damlama sistemi kullanılmazsa suyun çoğu boşa hatta zarara gidiyor. Ekmek israfı Türkiye Fırıncılar Federasyonu verilerine göre Türkiye'de günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakını tüketilmeyip çöpe gidiyor. Açık büfe yiyecek sunan tesislerde kullanıcıların çoğu yiyeceğinden fazla ekmek, yemek, tatlı ve meyve alıyorlar. Ortalama yarısını artırıp tabaklarda bırakıyorlar ve bunlar da çöpe gidiyor. Elektronik alet ve motorlu taşıt israfı. Türkiye'de akıllı telefon kullanımı %84'e ulaşmıştır. Araştırmada ortalama akıllı telefon değişim süresinin ise 3.2 yılda 1 olarak hesaplandığı vurgulanmıştır. Bu akıllı telefonların büyük ölçüde akılsızca kullanıldığını, gereksiz, faydasız ve üstelik zararlı oyunlarla en değerli nimet olan vakitlerin heba edildiğini hepimiz biliyoruz. Araştırmaya göre Türkiye'nin %27'si otomobil sahibi. Otomobil sahiplerinin %10'u 2-3 yılda bir otomobilini değiştiriyor. Otomobil ortalama değişim süresi ise 6.2 yılda bir olarak kayıtlara geçmiştir. Toplu ulaşım araçlarının kullanılabileceği yerlerde hem de bir kişi için bir arabayla yola çıkmak da hesabı zor verilecek bir israf örneğidir. Biz nasıl Müslümanlarız Allah aşkına? Kitapta ve sünnette ne varsa çoğumuzda onun zıttı var. İşte bu yüzden hem İslam'ın imajına zarar veriyoruz hem de ümmet olarak izzetten zillete düşüyoruz. İsrafın dünyadaki zararları yanında ahirette de hesabı ve sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Hayrettin Karaman Yeni Şafak